İSMOR Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Özlem Güler'i mikrofona davet ediyorum. Çok kıymetli misafirler, değerli meslektaşlarım. Bugün Kadın Mali Müşavirler Derneği'nin 4. Olağan Genel Kurulu'nda İstanbul Mali Müşavirler Odası'nı temsilen gururlu bir Atatürk kadını olarak karşınızda bulunmaktan onur duyuyorum. Konuşmama başlamadan önce sizlere İstanbul Mali Müşavirler Odası Başkanımız Sayın Erol Demirel ve Yönetim Kurulu'nun saygı ve sevgilerini ileterek genel kurulumuzun başarılı geçmesini, faydalı sonuçlar doğurmasını temenni ediyoruz. Muhasebe alanında kadınlar dikkate değer bir ilerleme kaydetti. Cam tavanları paramparça ettik. Yetkinliklerimizi kanıtladık. Bu alanda mükemmel olma yeteneğimizi gösterdik. Mali danışmanlar olarak analitik zekayı, ayrıntılara gösterilen özeni ve ekonomik manzaralara ilişkin kapsamlı bir anlayış birleştiren benzersiz bir beceri setine sahibiz. Yeni bir bakış açısı getiriyoruz. Türkiye, finans sektörünün büyümesine ve gelişmesine katkıda bulunuyoruz. İstanbul Mali Müşavirler Odası, cinsiyeti ne olursa olsun, her bireyin fırsatlara, kaynaklara, eğitime ve tanınmaya eşit erişime sahip olduğu bir ortamı geliştirmeye kararlıdır. Ancak hala yapılacak işler var. Elde ettiğimiz başarıları kutlarken devam eden zorlukları kabul etmeliyiz. Muhasebede kadınların potansiyellerini tam olarak gerçekleştirebilecekleri bir gelecek için çabalayarak bu sorunları doğrudan ele almamız çok kıymetli. Bu, hem kadınların hem de erkeklerin, hükümet organlarının, meslek kuruluşlarının ve bir bütün olarak toplumun uyumlu çalışmasını gerektirir. İlk olarak eğitim ve mesleki gelişim yoluyla kadınların güçlendirilmeye odaklanmalıyız. Kaliteli eğitime erişim, başarılı kariyerlerin üzerine inşa edildiği temeldir. Kadınların muhasebe ile ilgili yüksek öğrenim görmeleri, eşit fırsatlara sahip olmaları için Cumhuriyet'in sağladığı hakları mesleğimize entegre ederek kazanımlar elde ettik. Ve bunları geliştirmek için hep beraber çalışmaya devam ediyoruz. Ek olarak mentorluk programları ve ağ oluşturma girişimleri kadın meslektaşlarımızın büyümesini ve ilerlemesini teşvik etmede hayati bir rol oynayacaktır. İkinci olarak, toplumsal cinsiyet önyargılarına ve klişelerine meydan okumalıyız. Geleneksel toplumsal cinsiyet rollerinden kurtulmak, eşit bir oyun alanı yaratmak için gereklidir. Genç kızlara büyük hayaller kurmaya, seçtiği hayallerde muhasebeci, mali müşavir ve lider olmaya talip olmaları konusunda teşvik etmeliyiz. Toplumsal normları ve beklentilere meydan okuyarak daha kapsayıcı ve çeşitliliğe sahip bir finans sektörünün önünü açabiliriz. Ayrıca iş yerlerinde toplumsal cinsiyet eşitliğini destekleyici politikalara ve mevzuatlara da ihtiyacımız var. Bu, cinsiyetler arası ücret farkını kapatmak, kariyer gelişimi için eşit fırsatlar sağlamak, ayrımcılık ve tacizden arınmış çalışma ortamlarını teşvik etmek için çok önemlidir. Son olarak Oda Başkanımız Sayın Erol Demirel'in de sıkça vurguladığı konu olan iş yaşam dengesinin önemini kabul edelim. Kadınlar başarılı bir kariyer ile tatmin edici bir kişisel yaşam arasında seçim yapmak zorunda kalmamalıdır. Esnek çalışma düzenlemelerini, uygun fiyatlı çocuk bakımı seçeneklerini hem anneleri hem de babalara fayda sağlayan, ebeveyn izinlerini destekleyen politikalar için çabalamalıyız. İşe ve hayata bütünsel bir yaklaşımı benimseyerek kadınları
refah ve mutluluklarını korurken kariyerlerinde mükemmelleşmeleri için güçlendirebiliriz. Evet, klişelere meydan okuyarak, destekleyici politikalar uygulayarak ve iş yaşam dengesini benimseyerek Türkiye'de kadınlar için daha parlak bir gelecek inşa edebilir ve gerçekten eşit ve kapsayıcı bir toplum için teşvik edebiliriz. Sonuç olarak konuşmama başladığım gibi bir Atatürk kadını ve İstanbul Mali Müşavirler Odası Yönetim Kurulu üyesi olarak Türkiye'de muhasebe sektörünün toplumsal cinsiyet eşitliğini teşvik etme yolunda kaydettiği ilerlemeden mutluyuz. Ancak uyanık kalmalıyız. Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Nene Hatunları, Kara Fatmaların, Sabiha Gökçen ve bunun gibi sayısız kahraman Türk kadınlarımızın hayatlarından, evlatlarından, eşlerinden vazgeçerek bizlere ulaştırdıkları hakları korumalı, bizleri sahiplendirmek isteyen, bizleri evimize kapatmak isteyen kadın düşmanı zihniyete dur deyip ikinci baharımız için mücadele etmeliyiz. Gelecek nesillere hak ettikleri layık, demokrat, adil, kadın ve erkeğin eşit yaşayabildiği refah bir Türkiye'yi bırakmak bizim sorumluluğumuzdadır. Kıymetli kadın arkadaşlarım, bizler toplumun temel yapı taşıyız. Gelişme ve değişme aileden başlar. Hepimiz ailemizde, ofisimizde, sosyal ortamımızda değişimi başlatacak güçte ve kudrette birer bireyleriz. Bunu yapmak için tek engel, bize çizilmek istenen sınırların dışındaki hareket alanlarımızı tekrar kontrol ederek gücü ve iradeyi koymamamızdır. Unutmayın ki kadın hakları mücadelesi bir nesilden bir nesile devredilen meşale gibidir. Ey kahraman Türk kadını! Sen istikbalde dahi evlatlarını sana vereceği şanlı namı kahramanlıkla kazanacaksın. Ey Türk kadını! İşte bugün senin milli görevini yapma günündür. Mustafa Kemal Atatürk. Şimdi sıra bizde kadın arkadaşlarım. Gelecek nesillerin özgür ve eşit bir dünyada yaşamaları, kadınların yok sayılmaması için 28 Mayıs'ta oy verin, oy verdirin. Tarihe damganızı vurun. Birlikte güçlüyüz, birlikte geliştirebilir, birlikte değiştirebiliriz. Saygıyla sevgilerim.